Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına. Dünyasına ben. Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kafa kafaya hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Instagram storylerden de muhtemelen izliyorsunuzdur. Dino sürekli kaçıyor. Sürekli katliyor. Biz dedik ki galiba bu sıkılıyor. Madem bu sıkılıyor, biz de en azından gündüzleri hem güneş ışığı, çünkü Dino, yani Dino dediğim işte iguanalar güneş ışığını çok seviyormuş. Sıcağı çok seviyormuş. Ben ne oluyor? Niye konuşamıyorum ben bugün? Biz dedik ki bir kafes yapalım ona. Yaz kafesi olsun. Yazın yani sabahtan koyalım, akşama kadar orada dursun bahçemizde. Gözümüzün önünde dursun diye bir kafes yapalım dedik. Ondan sonra da benim bir tane arkadaşım var, Ahmet. Daha öncesinde de zaten böyle şey kesme makinesi vardı. Suyla bir şeyler kesmiştik. Ahmet onda da bize yardımcı olmuştu. Dedim ki Ahmet, ben böyle bir kafes yapmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Dedi ki abi çok kolay dedi. Hemen bize şöyle bir proje çizdi. Dedi ki abi böyle yaparız dedi. Ondan sonra bu projeyi çizdi. Yalnız şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Dedi ki Emrah abi şuradan girersin. Dino neredeyse yakalarsın. Ben dedim ki burası ne kadar? 50 santim. Ahmet dedim benim yalnız omuzlar 70 santim. Ben o 50 santimden giremem. Ondan sonra şeyi yukarıdan yapmaya karar verdik, kapağı. Şimdi başlayacağız. Gönül bize yardımcı olacak. Ben de çok bildiğim bir konu değil. Gittik sabahtan 2 saat falan şeye uğraştık. Tellerini aldık. Ondan sonra çıtalarını aldık. O birleştireceği noktaları aldık. Evet Ahmet, sizin de buraya alalım. Evet, Ahmet kardeşimle beraber şimdi Dino'nun kafesini yapacağız. Evet, ondan sonra yapacağız. Da Dino'yu ben kafes bittikten sonra alacağım. Yeni kafesine koyacağım. İçine de işte bu bir şeyler falan koyacağız. Artık girişimden faydalanmış olacak. Girişimi için de çok önemliymiş zaten. Bu konuda ihtiyacımız da zaten. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet, başlayalım. O zaman yapımına yavaş yavaş başlayalım. Evet. 1-2-3. Evet, çıtalarımız bunlar. Bunlar 1,5 metrelik olanlar. Ahmet! Daha çok işlevi sen yapacağın için eldivenleri sana vermek istiyorum kardeşim. Ben senin yardımcın olacağım burada. O yüzden eldivenleri sana vereyim çünkü kıymık batmasın. Bittikten sonra da bunları bizim nasıl paralayalım. Nasıl da beni düşünüyor. Gönül işi yapmış. Hoş geldin. Ben daha çok şey yardımcı olma konusunda Ahmet'e yardım edeceğim. Yani diyecek ki abi işte çivi getir, pense getir, bilmem ne getir, onu getir, bunu getir. Çuvaldaki onu getir. Benim işim biraz daha yardımcılık. Çak, hemen. Buyurun beyefendi. Olur mu? Acaba nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum. Büyük bir şey olacak herhalde bu ya. Yok. 1,5 metrelik. Yeter aslında baktığınız zaman. Yeter. Yeter. Bayağı büyük. Aynen, yani Dino ileride büyüdüğünde de koyabiliriz yani bunu. Bunu buradan böyle atacağız, tamam mı? Bu şekilde, tam ortadan gelecek şekilde. Teller altta kalacak, tel boyunca bunu kesmemiz gerekiyor. Bunu biraz önce, yani biraz önce dedim, 1-2 saat önce şeye gittik. Şunu kesmek için, bunları ya da işte teli kesmek için. Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum bir yardıma geldin, evi duvarma duman ettin, çimlerimizi kestin, camımı kıracaksın ya. Bunu kendi icat etti. Ahmet kendi icat etti. Nasıl bir şey biliyor musun? Bak şuradaki şunla şu araya geçirdi. Bu kesici bir alet. Bunları şey yaptı, bunu da şeye sokacak. Neydi? Matkaba sokacak. Böyle ucunu keskin bir alet yapacak. Saçma sapan. Ama oradaki adam dedi ki abi dedi başına bela alabilirsin. O yüzden dikkatli ol. O yüzden Ahmet bunu kullanırken ben yakında olmayacağım. Şimdi neye göre keseceğiz onları? Ölçüye göre keseceğiz. Zaten bu 1,5 metre. Tamam da bu için 1 metreliği kullanmamız gerekmiyor mu? Yerden yükseklik 102'yi evet, yapacağız. O zaman bunun üstüne de koyacağız. Ona göre alacağız ölçüyü. Onu da biliyorum ya. Ekleyeceğim üzerine. Şahangiller. Gözüne kıymık falan girmesin ya. Yok ya, daha. Oğlum gelsene. Özel gözlük abi bu. Oğlum taksana şunu. Yurt dışından getirdik abi özel. Oğlum özel gelmez, kıymık geçirmeyen gözlük. Kıymak geçirme. Hayır. İşte bu. Kameraya baksana. Yes. Ama gözüne kıymık batar. Gelir. Oğlum taksana şunu. Evde başka gözlük yok. Tak. On numara güzel, işte. Adamları dikelim. Dikelim diyeceğim de size zahmet olmasın demiştim. Dikelim. Yok, diksek daha mantıklı. Evet. Tamam ben tutayım bunu. Bunu ben tutuyorum. Tamam, alttakini de ben tutuyorum. Elini dikkat et. Bayağı sağlam oldular. Bayağı iyi oldu ha. Biz yakında kendimize ev yaparız herhalde. Vallahi gidelim. Bir tane arsa alıp kendimize ev mi yapsak? Ormanda kendimize zaten ev yapalım. Zaten ofisinde dizdik. Baştan sona yapmıştık inşasını, hatırlıyoruz.
Ya da bunun üstündekini de şey yaparsak, yakında biz burada Dino'dan sonra tavuk mavuk da beslemeye başlarız kesin. Kendi yumurtamızı kendimiz... Hatta onun da videosu gelir. Kendi yumurtamızı kendimiz üretiyoruz. Yumurta toplarız falan. Bize gönül sabahları tavuğun altındaki yumurtalar topluyor. Onunla omlet yapıyor bize. Organik, organik. İnek sağmaya da başlarız yakında ahır. Yok, o zaman. Sağmayabiliyor musun? Tamam, o zaman hemen bir tane inek siparişi veriyoruz. Buradan ineği olan arkadaşlar lütfen bize ulaşır mı? Bir tane inek alalım. Ama İneğin bizim... memelerini şu iki parmağınızla sıkıştırıyorsunuz. Şuna da çekiyorsunuz. Böyle. İnek sağma challenge. Bas hadi. Şu anda hatırın olsun. İstersen bak aşırı. Bakmadan yapıyoruz. Biz bakmadan yaparız. Yavrum ha. Sen bizi tanımamışsın. Ve ilk şeyi bitiriyoruz. Şuraya baktığın zaman yamuk duruyor ama bayağı. O düzelecek ama sen bundan nasıl alacaksın onu bilmiyorum abi. Yani. Onu halledeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Bu yükseklik mi? Evet. Aşkım sen bunu bana yaptırmıyorsun değil mi? Evet, zaten bundan bir tane yaptık. Bunun aynısından şimdi bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Boş resim vaktinizi çalmayalım. Onu yaptıktan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet, her zamanki gibi yine en büyük görev benim. Benim görevim nedir? Fişeği prizi takmak arkadaşlar. Bu önemli bir iştir. Gerçekten. Düşünün, ben bunu takmasam o çalışmaz. O çalışmazsa onu kezemezler. Bu da büyük bir görev. Küçük görmeyin görevim. Yeter, yetecek mi? Yetecek. Şey yapmaya gerek yok. Şöyle yapacağız. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi dışarıdan olacak. Ben sana yüzden sordum. Dışarı. Zaten o dışı o öyle olacaktı. Siz yanlış yapmışsınız. Kaçmaz mı diyorsunuz zaten hayvanlar? Kaçmaz, o kaçamaz ki. Şöyle. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu o zaman burası yamuk oldu. Bunlar arada kalacak. Bu doğru, bu doğru, o doğru. Orayı yanlış yapmışsınız. İtibariyle bitti. Bu kapaktı. En çok şey uğraştırdı bizi ya. Telleri şeye sabitlemek, çıtalara sabitlemek. Daha kapağa bu kadar uğraştıysa kenarlarını hiç düşünemiyorum. Bayağı uğraşacağız bakalım. Evet, kapağımız hazır. Şuraya sıfırlamam lazım. Kaldır. Kaldır. Kaldır, kaldır. Ha, yukarıya, tamam. Şey yetmeyebilir ama ben gidip şey mi alsam ki şu çivilerden? Çünkü o, onun içinde 100 tane vardı. Bir paket aldım. Sadece şuraya 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 14, 28, 30, 30, 40 tane biz sadece şu bir tarafına yapmışız. Ben iki diyeyim, iki paket şundan alayım. Aynen. Arkadaşlar, yardım etmiyor demeyin. Ben şey almaya gidiyorum, şunlardan almaya gidiyorum. Bakın ondan sonra yok Emrah abi kaçtı. İşte falan filan demeyin. Net alabiliyor musun şunu İlker? Bir dakika. Şimdi alıyorum. Evet, bundan yetmedi. Şu anda bundan almaya gidiyorum. Beyin takımı olarak buna ihtiyacı var çünkü. Bu analar büyüdüklerinde 2 metreye falan geliyorlarmış. Espri yapıyorduk aramızda, artık büyüyünce ona bir oda veririz diye. Hakikaten bir oda kadar oldu yani. Malum şimdiki binaların çocuk odaları bu kadar. Müteahhitlere. Buradan müteahhitlere. Aynen öyle ya valla. Ev güya 3+1 oluyor, tamam mı? Bir oda şey yatak odası, yatak zor sığıyor. Diğer oda oturma odası, altılı koltuk takımı zor sığıyor. Bir de şu kadar alanı çocuk odası. Neymiş, 5'i sığıyormuş, yetermiş. 3+1. Malzemeden çalmayız sevgili müteahhitler. Bayağı sağlam oldu ya. Bak şu bir dakika dur. Dur bir dakika, sana bir şey göstereyim. Bak şimdi şöyle koydun ya. Hı-hı. Şöyle köşeye getir ki. Tam sığ mı olsun? Şu plastiğin ha, taban tarafı şeye bassın bak şöyle. Küçsün yani.
abi. Nasıl becerdim ben bunu lan? Elan tutayım. Ama olsundu. Şuranın şeyleri var ya, muhtemelen onlar şey yaptı ya. Bu arası için elini parçalayan şu hangiler. Çek bunu, son çivi vurdum. Son çivimizi çaktık. Daha çabuk zekalı verelim, anasını yapalım. Şöyle. Yok, öyle değil abi, bak. Bir, böyle, iki, böyle, üç, dört, beş. Tamam. Evet arkadaşlar, işimizi bitirdik. O zaman ne yapıyoruz? O zaman Dino'yu almaya gidiyorum. içeriye. Yes. Ali'ye kıs 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 kıs. Bak taze nane bak, of mis. Of bak kokla. Of mis. Ye. Ali'ye kıs 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 kıs. Asma bu kıs kıs ne ya? Ali'ye kıs 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 kıs. Ali'ye kıs kıs kıs. Bu numara oldu ya. La öyle yaparsan olmaz. Öbür türlü yapman lazım, şey çıkar. Ama bu var. Bu var abi, olmaz. Olsun. Olduğu için oturmuyor. Şu ikisinin arasında boşluk kalıyor. Kaçar. Allah Allah. Evet. Tam böyle olsun o zaman. Bir şey olmaz ya. Bunu nasıl kaldırıp çıkacak? Tamam. Yok. Tamam. Zaten buradan kaçarsa... Üstündekinin ortadaki çıksa kapanmıyor mu? Tak. Bunun diye. Çıksa kapanıyor. Yok, abi, öyle yapalım. O zaman şu tel sakin. Su gibi bir şey yok değil mi aşkım? Şöyle su koysak indiği zaman oynasa. Bakayım neyin içine koyabilirim. Aleks kıs 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 kıs. Aleks kıs 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 kıs. Aleks kıs 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 kıs. Alex. Ne abi etmişsin? Alex. Gel. Alper abi size yemek yedirecek onu. Alex. Bir dakika, seveceğim. Dokunacağım ya. Ya üstten sevemezsin. Nereden seveceğim? Sanılmaz. Oo, saldırı modu. Alex. Aa, süper. Olsun, bir şey olmaz. Onu iyice doldur aşkım. At gitsin, içine at gitsin. Bunlar su geçiriyor mu abi? Kışkırtma modu. Belki ejderhası var ha? Belki var. Ejderyan olsaydı böyle olmaz. Abi şu omzuma koysan artık ejderyan var diye fotoğraf çekilin. Ya hayır, omzuma koysaydı. Ya ondan sonra kaçsın. Bir de onunla uğraşalım. Ejderyan var diyeyim. İçeride olsaydı koyardık da. Değil mi canım? Kafasına sevmemek mi lazım abi şunu? Yok, kafasının üstünden sevdiğin zaman korkuyor. Hmm. Bak karnını görüyor musun? Bak şu atam altı, bak şurası. Aa evet, yaralanmış. Seni şu anda çok güzel bir yere koyacağım, biliyor musun? Ama bu şey kafesi bir yere koyalım çünkü o iz yapar. Bir daha yer değiştirme yaparsan iz bu olarak kalır. Bu dursun zaten ki. Burası çok güzel bence. Hı. Oğlum oradan nasıl koyacak? En alttan kaldırman lazım. Tamam. Hatta ben direkt suyun içine koyayım bunu. Evet. Dino. Bak. Kuyruğun kırbaçlığına bak. Nasıl? Çekiyorsun değil mi bak? Özgürlük yaptı. Evet, Dino'muzu. Evet. Şimdi bir saniye, şunu hemen yapalım da hazır edelim aşkım. Hemen tellerden tırmanıp yukarı çıkmak istiyorum. Dur, kafama çarpacaksın aşkım. Fulat. Aşkım. Evet, kapattık. Dino. Oo, sudan kaçmadı. Keyfi yerinde. Tabii. Sıcak hayvan ne yapsın? Hava sıcak. Sıcak hayvan.
Çok mutlu şu anda. Sanki gülümsüyor gibi. akşama kadar burada durur ya. Akşam götürürüz kafesine. Akşama kadar burada durur. Hem hava çok sıcak. Şey zaten bunların sıcaklığı şey için geçerli. Beslenmelerini şey yapabilmek için. Ne deniyordu ona? Sindirebilmek için ve gelişmeleri. Gelişmeler için, boyların uzaması için ve en önemlisi sindirebilmeleri için, yediklerini sindirebilmeleri için güneş ışığına ihtiyaçları var. Evet, normalde, bol sıcaklık. Evet, teraryumlarında normalde gün ışığından faydalanamayan iguanalar için UV, R, UV, R, ampuller oluyor normalde. Bizimkinde de var ama tabii ki ne kadar ampul fayda sağlayabilir? Gün ışığına çıkarmak daha mantıklı. Biz dedik ki hazır bahçemiz varken böyle bir kafes yapalım. Sağ olsun Ahmet bize yardımcı oldu. Ahmet çok sen de gelir büyük misin? Bir kısmını tamamladı. Ellerine, emeğine sağlık. Gel, çok gel. Yoruldu. Hey dostum. Ahmet'e de çok teşekkür ederim. Ahmet çok sevdiğim bir kardeşim, bize de yardımcı oldu. Ahmet olmasa ben yapamazdım zaten. Ahmet gitti Solid'de şeyini çizdi. Ondan sonra işte planlarını çizdi. Tek tek kaç tane bilmem ne lazım, saç tavamıza her şeyini yaptı. Bence çok güzel, çok muhteşem bir kafes oldu. Şeyde Dino da çok mutlu olacak bence. Artık gün ışığında, yani öğlenden akşama kadar, ışık bitene kadar artık buraya getireceğim. Sabahları alacağım, koyacağım bahçeye. Bahçeli bir evim olduğu zaman kafesle Dino'yu alırım artık. Ya bir iki gün fotoğraf çekilmek için şey var. Evet arkadaşlar, gerçekten çok büyük emek var bu videoda. Sabah 11'de başlamıştık. Saat kaç şu anda? Saat 5.30. Yani 6 saattir falan gerçekten uğraşıyoruz. Güzel bir 11'den beri uğraşıyoruz dediğim 2-2.5 saat sadece işte tellerini ve şeylerini almakla uğraştık. Emek verdik. İnşallah siz de emeğimizin karşılığı olan like'larınızı ve yorumlarınızı bizden esirgemezsiniz. Bol bol like ve yorum istiyoruz. Başka bir şey söylemek istediğim bir şey var mı? Sizleri seviyoruz. Eğer evinizde bu şekilde kafes ihtiyacınız olursa şuraya bırakıyoruz Ahmet kendince. Aa evet, gerçekten evde de böyle ihtiyacınız varsa Ahmet bundan sonra ek işe başlayacağını söyledi. gelip ama artık fiyatını da söyledik. Şimdi 250-300 liraya mal et. Ama emeği çocuk kaç saat uğraşıyor? İşte 500'e yapar. 500'e yapar mısın Ahmet? Yapılmaz 500'e bu iş ya. Kaç paraya yaparsın? Buradan söyleyelim. 1000 TL'ye yaparım buradan bu işi. Tamam, 1000 liraya yaptırmak isteyen ne varsa Ahmet'e girip Ahmet Kendircioğlu yazıp Instagram'dan bakabilirler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şahane. Yaptı sefer bana dön, bunu her tadan aklına kaybedecek.